Esselamu Aleyküm arkadaşlar. 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumalarında eski başkentlerimizden yani Osmanlı'da paytahtlık yapmış şehirlerden Edirne'deyiz. Buradan tüm Edirnelilere, Edirne'ye selam olsun arkadaşlar. Evet, belgemiz bu. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Arkadaş şu işaretler, şu işaret. Besmele manasında Bismillahirrahmanirrahim'in arşivlerdeki kodu bu şekilde yazılıyor. Daha sonra nereden çıkmış vesika Mabeyni Hümayunlu Mülükane diye yazıyor. Yani Mabeyni Hümayun dediği arkadaşlar Padişah Hazretleri'nin başkatibi artık onun emirlerini vesaire yayan günümüzde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü denilebilir ya da neyse artık arkadaşlar. Oradan çıkmış bir vesika. Baş kitabeti yani yazı işleri 214 yazıyor. Evrak numarası bu. Şimdi bakalım burada ne var? 5 Şevval sene 328. 328 tarihli ve 284 numaralı tezkire-i hususiye-i sadaret penahilerine cevaptır. Evet. Yeri gelmişken sonra da söyleyeyim arkadaşlar. Bu YouTube'da Zafer Şık kanalımızda okuduğumuz vesikaların hemen hepsini çoğunu sizler vesika olarak indirebiliyorsunuz. Sayfamızda YouTube'da orada yanılmıyorsam toplulukta idi. Bir link atmıştım. Yandex linki oradan indirebiliyorsunuz. Önceki vesikalarda da bazılarında böyle link olarak atmıştım. Yani oradan ulaşarak bütün vesikalara ulaşabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Evet, cevaptır dedik. Bimennihil kerim, bimennihil kerim. Teşriğini evvelin 13. günü der saadetten yani İstanbul'dan azimeti Hümayun şeref vuku bulur. Yani padişah İstanbul'dan oradan yola çıkacakmış. Ve ertesi Perşembe günü Edirne'ye muvasalet buyrulur ise Mahı Mezkûr'un yani adı geçen ayın teşrini neredeydi arkadaşlar? Teşrin evvelin 13. günü. Mahı Mezkûr'un 15'ine musadif Cuma günü Salat-ı Cuma'nın yani Cuma namazının Edirne'deki Selimiye Camii Şerifinde yani padişah orada Selimiye'de Cuma namazını eda edecekmiş. Evet bizler de arkadaşlar bu zamanda değil Cuma'dan camiden de uzak kaldık bir mecburiyet. Çünkü koronavirüsten dolayı arkadaşlar toplu ibadetler toplum sağlığına menfi yönde zarar vereceğinden arkadaşlar sadece tabii ki ibadetler değil toplu bir yanına bulunmak bile ne yapıyor? Virüsün yayılmasında sebep verdiğinden dolayı geçici olarak artık camiler vesaire arkadaşlar toplu olarak gidilemiyor. Şimdi Cami-i Şerif'inde dedik tabii ki inşallah Ramazan ayındayız. Cenab-ı Hak inşallah bu musibetten bizi en kısa zamanda kurtarır diyelim. Evet, Cami-i Şerif'inde eda buyurulması evet mukadder olduğundan yani orada kılınacakmış olduğundan icap edenlere ana göre tebligat-ı lazime ifası yani padişah gelecek artık gerekli önlemler neyse vesaire gerekli vesaire alınsın diyor. Gerekli kişilere bilgilendirmeler yapılsın. Lazime ifası hususuna irade-i seniyye-i Cenab-ı Hilafet Penahi şeref mütealik buyurulmuş. Evet, buyurulmuş ve evkaf-ı hümayun nezaret-i celilesinin tezkiresi leffen iade ve takdim kılınmış olmakla
Ol Bapta Emru Ferman Hazreti Veliyül Emrindir diye vesika burada nihayete erdirilmiş arkadaşlar. Mevzumuz şu Padişah Efendi ki arkadaşlar 1910 tarihli bir vesika. Yani 5. Mehmet Reşat İstanbul'dan Edirne'ye gidiyor. Orada da cuma namazını Selimiye Camii'nde kılacakmış imiş. Mimar Sinan, ünlü dünyaca meşhur Mimar Sinan'ımızın ustalık eseri olan Selimiye'de arkadaşlar cuma namazını eda edecekmiş. Tarih kısmında Fi 6 Şevval 328 tarihlerde nokta kullanılmıyor. Yine Fi 27 Eylül sene 326 yani 27 Eylül 326 1326 ki bu da 1910'a tekabül ediyor. İmzada da Ser Katibi Hazreti Şehri Yari Bende şu aşağıdaki Nun Bende'nin kısa kodu arkadaşlar Halit Ziya imzalı bir arşiv vesikasıydı. Evet, YouTube'da Zafer Işık kanalımızda arkadaşlar. Bu dersimizde Edirne'deydik. Edirne'ye misafir olduk. Arkadaşlar, inşallah oraları da gidip görmek nasip olur. Özellikle tabii ki tarihçiyetinde Selimiye'yi görmeyi çok arzu ederiz. Orada da sevdiğimiz abimiz, abilerimiz, dostlarımız var. İnşallah bir vesile de belki nasip olur. Dünya küçük. Belki nasip olur bakalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Belgemiz bu kadardı. Tamam, başka yokmuş. Bir sonraki derste 23 Elazığ arkadaşlar. Elazığ'a gideceğiz. Bakalım Elazığ'la ilgili hangi vesikayı okuyacağız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste yine görüşürüz arkadaşlar. Esselamu Aleyküm.